Şuşa'dayım. Sabah çok erken uyandım. Merak ettim, iki tane yer var. Biri Cafer'in Köprüsü, İran sınırında. Muazzam bir görüntüsü var. Oradan da Azık Mağarası'na gideceğiz. Orası da Paleolitik dönemden kalma. Acayip bir yer. Orası ile ilgili makalesi olan Bayram Hocam'dan rica ettim. Şimdi sisli bir havada Şuşa'dan çık oraya gidelim. Hah, Bayram Hocam da geldi. Biz vakit kaybetmeden gidelim. Görüşürüz. Sisli hava, Hadrut ve bayrağımız. Bu sudan ne kadar çok içerseniz Azerbaycan'a tekrar tekrar geri gelirmişsiniz. Sovyetlerin güya dostluğunu ifade etmek için yapılmış bir yapıttı. Cafer'in Köprüsü'ne geldik. Geldik. Araç Çayı'nın üzerinde yerleşen güzel köprümüz. Ve bu da Tanrı'nın buyruğu, Tanrı'nın izni anlamına gelen. Gecenin karanlığında dağa doğru tırmanıyorum ki Azık Mağarası'na ulaşayım diye. Özümü sağ. Ay! Önümden yarısı. 1.5 milyon yıl öncesine ait bir mağara. İnsanlar sadece 18-20 yıl yaşıyorlardı. Ömürleri çok azdı. Cebrail'e doğru ilk durağımız Hadrut. Hadrut, 27 yıllık Ermenistan işgalinden sonra 9 Ekim 2020'de yeniden Azerbaycan toprağı oldu. Hocam, ne kadar güzelmiş bu bayrak. Evet. Sisli hava, Hadrut ve bayrağımız. Muhteşem. Cafer'in Köprüsü'ne doğru ilerlerken Hadrut'a geldik. Hadrut'tan doğru geçerken de bu bayrağı görünce durmadan edemedik. Hocam, bayrağın güzelliği. Bunun bir hikayesi varmış, sizden dinlemek istiyorum. Evet Esra Hanım, çok güzel bir hikayesi var. Aynı zamanda hüzünlü bir hikayesi var. Çünkü Hadrut, Karabağ'ın 3-4 en önemli noktalarından biri. Ve daha önceleri Hadrut'un girişinde Ermeni bayrağı tasviri vardı şu kayanın üzerinde. Askerlerimiz Hadrut'u, bayağı şehitimiz oldu Hadrut'u aldığımız zaman. Hadrut'u aldıkları zaman kendi bayrağının rengini yaptırdılar ve kaya kendi haline dönüştü. Hocam, o zaman yolumuz uzun. Sislerin arasında kaybolarak inşallah o köprüye varalım. Gidelim. Gidelim, buyurun. Hadrut'tan sonra Cebrail'deki Dostluk Çeşmesi bizi bekliyor. Dostluk Çeşmesi'ne geldik. Cebrail'deyiz. O kadar güzel bir su içtim ki bu sudan ne kadar çok içerseniz Azerbaycan'a tekrar tekrar geri gelirmişsiniz. O yüzden ben de bol bol içiyorum. Hocam, Cafer'in Köprüsü'nün sınırları içerisinde olan Cebrail'e kadar geldik. Suyumuzu da içtik. Bu sudan ne kadar çok içersen Azerbaycan'a tekrar tekrar geri geliyormuşsun. O yüzden ben de bol bol içtim. Ve bu Dostluk Çeşmesi'ymiş. Tarihini de öğrenmek istiyorum sizden. Evet, Cebrail'in simgelerinden biri olan Dostluk
Çeşmesi'nin önündeyiz. Sovyetler zamanında inşa edildi. Sovyetlerin güya dostluğunu ifade etmek için yapılmış bir yapıttı. Ama 1993 yılında dağıtıldı. Bu dikildiği zaman, inşa edildiği zaman daha büyük fontanları vardı, çeşmeleri vardı, büyüktü. Ama dağıtıldı ama Vatan Savaşımızdan sonra, onu da vurgulamak lazım ki, Cebrail ilk bizim kazandığımız, elde ettiğimiz bölgemiz. Cebrail aslında ilk kazandığımız yer. Evet. Ne kadar güzel bir yere gelmişiz. Evet, öyle. İlk geri gelen bölgemiz ve hemen ardından şu çeşmeyi dostluk olsun diye inşa ettiler. Çok güzelmiş hocam. İyi ki geldik. Bol bol da su içtik. Geri gelelim tekrar tekrar diye. Tekrar bekleriz sizi. Sağ olun hocam. Mutlu oluruz. Sağ ol. O zaman köprüye doğru devam edelim. Devam edelim. Sonunda Aras Nehri üstüne kurulu muhteşem Hüdafer'in köprüsüne ulaşıyoruz. Hocam sonunda Hüdafer'in köprüsüne geldik. Geldik. Aras Çayı'nın üzerinde yerleşen güzel köprümüz, iki köprüden sadece ayakta kalanı. Evet, ben yakından görmek istiyorum hocam. Bakalım. Buyurun. Metre arayla inşa edilen Hüdafer'in köprülerinden 11 gözlü olanı yıkıldı. 15 gözlü olanı ise 1000 yıldır ayakta. Aras Çayı'nın kenarına şöyle girelim. Hava da güzel ya. Çok. Aras Nehri, Azerbaycan'ın İran ile doğal sınırını oluşturuyor. Nehrin her iki yakasında da Türkler yaşıyor. Füzuli'nin biraz güneyindeki Cebrail rayonunda doğa nefes kesen bir manzara sunuyor. Aras Nehri'nin üstünden İran'ın Hüdafer'in şehrine uzanan köprüler ise bu manzarayı kelimenin tam anlamıyla taçlandırıyor. Doğa ve tarih birleştiriyor. Nehir yatağındaki büyük kayalık alanlar antik dönemlerden itibaren köprülerin temellerini oluşturuyor. Bu nedenle kemerler farklı boyutlarda ve serbestçe düzenlenmiş. Hüdafer'in köprüleri biri 15, diğeri 11 gözlü iki yapıdan oluşuyor. Hocam, çok uzun ve meşakkatli bir yoldan özel izinlerimizi alarak Hüdafer'in köprüsüne geldik. Aynen. Muhteşem gözüküyor. Tam böyle kemerlere doğru manzaramız harika. Bir tarafımızda Azerbaycan, bir tarafımızda İran. Tam sınır noktasındayız. Böyle bir baktım da hocam, ilk merak ettiğim şey Hüdafer'in ismini nereden almış ki? Hüdafer'in kelimesi Farsçadan gelme bir kelime. Ve bu da Tanrı'nın buyruğu, Tanrı'nın izni anlamına gelir.
Ve bu da onu göstermektedir ki köprü İslam öncesinde değil, İslam sonrasına ait bir köprü. Çok güzel, anlamlı da bir isim koymuşlar. Aslında benim bildiğim kadarıyla burada çok köprü varmış. Ama tek ayakta kalan Hüdafer'in köprüsü olmuş. Bunun nedeni nedir hocam? Aynen. Şunun iki nedeni var. Birincisi, Hüdafer'in köprüsü diğer köprülere nazaran kaya üzerinde inşa edilmiş. Özülü, evet özülü kaya. Ve ikinci nedeni, köprü dikildiği, inşa edildiği zaman köprünün hamuruna, toprağın içine yumurta sarısı katılmış. Aa, evet. Niye? Ki köprü daha çok dayanıklı olsun diye, güçlü olsun diye. Evet. Çok güzelmiş. Evet. Mimari kim köprünün hocam? Mimarinin belli olduğunu gösterecek bir kanıtımız mı? Evet yok. Peki ben baktığım zaman böyle Selçuklu dönemini görüyor gibiyim mimarisine baktığım zaman. Evet, aynen. Buna göre de bazı tarihçiler mesela Mustafa Gezvini Tarih-i Guzide eserinde ve diğer eserlerde şöyle söylerler ki bu köprü Sasaniler dönemine dair ama köprünün mimarisine baktığımız zaman Selçuklu'nu andırıyor. Ve aynı zamanda şu da bir gerçek ki Selçuklular ve Oğuzlar nereye geldilerse orada iki şey yaptılar. Biri köprü, diğeri kale. Güzel de yapılmış bir köprü açıkçası. Peki hocam, benim bildiğim kadarıyla bu köprü aslında savaşmak için yapılmış. Böyle bir şey var mı? Haklısınız. Nedenlerinden biri o. Çünkü Aras Nehri tam da coğrafyanın iki yeri ayırır. Ve imparatorluklar da durur mu kendi topraklarını genişletmek için mutlaka Aras'ı geçmek zorunda. Onun için de en ideal nedenlerden biri de köprü sağlamak ve Hüdafer'in de bu amaçla çok kullanılmış. Selçuklulardan sonra Moğollar da kullanmış, daha sonra Ruslar da kullanmış ve diğer. Tüm imparatorluklar köprüyü kullanmış ama daha bir nedeni de var. Nedir? Azerbaycan İpek yolunun üzerinde yerleştiği için tacirler de kullanmış. Ticari açıdan da çok evet, önemli. Evet, aynen, aynen. Mesela bir yerden başka bir yere gitmek için Karadeniz en ideal yer. Çünkü Karadeniz'den gemilerle Avrupa'ya daha kolaylıkla çıkabilirsin. Ve Karadeniz'e ulaşmak için de Araz'ı geçmen şart. En güzel yöntem de köprü. Çok güzelmiş. Evet. Beş gözlü Hüdafer'in köprüsü 1027'de Şaddadi hükümdarı Fadıl İbni Muhammed tarafından Rabbadilerle savaşmak için inşa edildi. Bir kısmı Ağa Muhammed Şah Kaçar'ın Azerbaycan'a harekatı sırasında havaya uçuruldu. Daha sonra restore edildi. 15 gözlü köprünün 750 metre batısında bulunan 11 gözlü köprünün ise 13. yüzyılda İlhanlar döneminde inşa edilmiş olan eski bir köprünün kalıntıları üstüne inşa edildiği düşünülüyor. Köprünün kıyı kemerleri 1930'larda İran ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin ortak kararı ile yıkıldı. Tarih boyunca sürekli yeniden inşa edilmiş olan köprü 12. yüzyılın bir anıtı olarak kabul ediliyor. Kemerlerinin destekleri doğal temeller üzerine inşa edildiği için geçişler farklı boyutlarda ve serbestçe düzenlenmiş. 15 gözlü köprünün toplam uzunluğu yaklaşık 200 metre. 4,5 metre genişliğindeki köprünün nehir seviyesinden maksimum yüksekliği 12 metre. En büyük kemer yaklaşık 9, en küçükse yaklaşık 6 metre. Köprünün tüm kemerleri ve üst kattaki duvar örgüsü tuğladan yapılırken ana kütlesi dere taşından yapılmış. Bu iki malzemenin birleşimi Arran Mimarlık Okulu'nun izlerini taşıyan köprüye benzersiz bir görünüm katmış.
bahsederken şimdi Selçuklu dedik. Baktığım zaman işte tuğlalar kullanılmış sanki böyle kerpiç gibi. Aynen. Bir de böyle kemerleri işte zaten birçoğu yok olmuş maalesef. Aklıma hemen ilk gelen restorasyon ne zaman olmuş? Evet, aynen haklısınız. Selçuklu mimarisi dahil olmak üzere hem Azerbaycan'da da aynı yöntem kullanıldı. Tuğlalar ve çaydaşları birbirine kombine bir şekilde mimarlık planı çözüldü. Bu da daha ilginç bir yanı. Ve diğer bir yanı ise özelliğine biz bakarsak köprünün 200 metre uzunluğu var. Yüksekliği 12 metre, genişliği 4.5 metre. Çok güzelmiş buralar, çok sevdim ben. Çok güzel, evet. Bir de işgaldeyken ilk alınan yer olması da çok büyük anlamlı. Evet, haklısınız. Ben şu söylediğiniz bana bir hatıranı hatırlattı söyleyebilirim. Ben buyurun, şu gördüğünüz karşı taraftan Nahçıvan'a gidiyordum. Otobüste şuraya varınca otobüs şoförüne söyledim ki bir ineyim. 2 dakika kalayım, havanı udayım ve köprünün bir fotoğrafını alayım. Şoför dedi ki olmaz. Ve ben camdan fotoğraflamak zorunda kaldım. Ve ardından ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Vatan savaşı oldu. Aa. Ve o vatan savaşında ilk buralar azad oldu. Ne kadar. Ve şimdi biz benim en çok sevdiğim sunucuyla beraber. Ay sağ olun hocam. Buradayız. Bundan güzel ve bundan mutluluk verici ne olabilir? Benim için çok büyük bir mutluluk oldu hocam. Evet, vallahi çok çok mutlu oldum açıkçası. Aynen. Ne güzel. Ne güzel. Ne mutlu bize. Ne mutlu. Nehrin diğer tarafında Azerbaycanlılar, Türkmenler, Özbekler gibi birçok Türk dili konuşan halk yaşıyor. Ve Türk nüfusunun 20 ila 35 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle tarih boyunca Aras üstüne birçok mani söylenmiş. En bilineni durumu en güzel özetleyen aynı zamanda. Aras'ı ayırdılar, kum ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Ayla Çin, canla Çin, men sene kurbanla Çin. Hocam, Hüdafer'in köprüsü harika geçti. Bence hiç vakit kaybetmeden bir an evvel Azık Mağarası'na doğru ilerleyelim. Bence de. Orayı da çok merak ediyorum. Sizin de makaleniz var. O yüzden orası ile ilgili çok bilgiler alacağımı biliyorum. Geri kalanını yolda geçirdikten sonra Azık Mağarası'na ulaşıyoruz. Gecenin karanlığına karşın Azık'ın heybeti hissediliyor. Evet, Hüdafer'in köprüsünden çıkıp geldik. Şu an Azık Mağarası'na doğru. Yağmur var, karanlık iyice çöktü. Geç bir saat oldu ama yine de o mağarayı görmek istiyorum diye şu an 186 tane basamak çıkıp mağaraya ulaşmaya gidiyorum. Gecenin karanlığında ormanın içinde dağa doğru tırmanıyorum ki Azık Mağarası'na ulaşayım diye. Biraz korkmuyor da değilim. Bakalım. Hoca da önden mi gitti, arkada mı kaldı, hiçbir fikrim yok, kaybolduk. İnşallah mağarayı bulabilirim. Yağmur da yağıyor bir yandan. Bir şey diyeceğim, bu basamakları kim 180 diye kandırdı? Orada
Hoca yok. Esrarengiz Azerbaycan'ın en çetin etabında beni bekleyen tek engel basamaklar karanlık ve yağış değil. Gece gece mağaraya geldik şimdi. İçeride yarası olduğu için. Burası da böyle bayağı derin. Bastığımız yerde böyle. Ve şu an yarasalar uçuyor. Yani suratımıza bir yarasa gelse zaten aşağıdayız. Burada bize sağ olsun. Yok izin gelmez. Askerlerimiz destek oldu. Bize, orada. Sağ olsunlar. Özel izin veren insanlar oldu. Ay iyi. Ses çıkarmasak mı acaba? Hocam, iyi misin? Kötüyüm ya. Hocam 180 basamak diye niye kandırdın bizi? 2000 basamak bastık. Anlamıyorum ya. Geldik işte ne yapalım. Şimdi bu denize işe girebileceğiz mi? Cızır yarasa var. Sadece içeride çekebiliriz ama. Hocam burası ne kadar dar böyle? Evet öyle. Çünkü o devrin insanı çağdaş değildi. Ve istenilen durumda, istenilen ortamda yaşayabiliyorlardı. Aynı zamanda boylar da o kadar da yüksek değildi. Boyları yüksek değil diye demek böyle yaşıyor evet, çünkü inanılmaz çünkü yüksek olsaydı ve iri insanlar olsalardı şu taşlar olmazdı. Bence kendilerine yol açmak istemişler ya. Kendilerine yol açmak. Onunla ilgili olabilir. Çok zor. Gerçekten çok zor. Mağarada ilerlemek çok evet, zor. Evet, aynı zamanda gece olunca daha da zor. Evet. Gelin biraz ileriye gidelim. Böyle birazcık size gösterebilmek için böyle ışıklarımızı da kullanıyoruz. Evet. Ama bayağı zorlu. Şuradan, hocam dikkat edin. Evet. Siz de şuradan. Tamam şurada bir sıkıntı şurada değil. Şurada şey var. Gece çok geç saat oldu. Yarasalar uçuyor, fareler var. Azık mağarasına geldik. Çok fazla basamak çıktım yani. Şu an yaşadığım şeyi anlatamam size. Biraz önce yarasa ölümden geçti. Fare ayağımdan geçti. Ama olsun, yine de burayı görmek istiyorum. Bu tarafa. Özümü sağ. Yarasaları, fareleri ve daracık geçitleri açtıktan sonra neden bu sıkıntılara katlandığımı anlatayım. Azık Mağarası, Avrasya topraklarında en eski insan yerleşiminin yapıldığı yer olarak kabul ediliyor. Arkeolog Mehmet Ali Hüseyinoğlu tarafından başlatılan araştırmalarda 1968'de bir insan çene kemiği bulundu. Yaklaşık 300 bin yıl öncesine tarihlenen bu kemik, eski Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde bulunan en eski insan kalıntısı oldu. Hocam mağaraya baktığım zaman tabii tarih öncesi bir mağara olduğunu görüyoruz. Kaç yıllıktı? Evet, 1.5 milyon yıl öncesine ait bir mağara. Aslında daha erken bulunabilirdi. Nasıl? Niye? Çünkü hem Çar Rusyası aynı zamanda Sovyetler Birliği'nde Kafkasya'nın eski bir bölge olmaması için ellerinden geleni ettiler ve bura hiçbir bilim adamını göndermediler. Stalin burada arkeolojik bir fiilin gerçekleşmesini yasaklamıştı. Stalin öldükten sonra 1950'den sonra artık burada arkeolojik bulgular, arkeolojik fiiller gerçekleştirildi. Peki bulunan buluntular nelerdi hocam? Evet, çok güzel bir yere girdiniz. Çünkü
bulunan buluntulara esasen biz mağarada kimlerin ve yaşadığı ve ne yaptıklarını, ne yediklerini görebiliyoruz. Yani insan çene kemiği bulunduğunu biliyorum. Aynen. Çünkü ilk bulunan şey, mağarada ilk bulunan buluntulardan biri insana aitti. Onunla biz birçok şeyi öğrenebildik. Onunla biz öğrendik ki insanlar sadece 18-20 yıl yaşıyorlardı. Ömürleri çok azdı. Erkekler için bir başka zorluk vardı, kadınlar için bir başka zorluk vardı. Çünkü kadınlar yığıcılıkla, düzenlemekle meşgul olurken erkekler avcılıkla meşgul olurlardı. Ve avlarken de hayatlarını kaybediyorlardı. Ve kadınlarsa doğum zamanı ölürlerdi. Ve diğer bir yandan da sıcaklık yok ya, sıcaklık da ve aynı zamanda pişmemiş et veya pişmemiş bir gıda yiyiliyor ya, hı hı. Bakterilerden de insanların öldüğü söyleniyor. Hocam peki başka neler bulundu? Dünyanın en eski ocak izlerinden biri. Azık mağarasında 4 tanesi var. Yaşı 700 bin yıl öncesine dayanıyor. Evet. Yani 700 bin yıl evvel insanlar burada yemek mi pişirmiş, bunu mu anlıyoruz? Evet, yemek demişken aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne geldi? Neden kebabı çok severiz ve en değerlimize biz kebap pişirmek isteriz? İnsanın karşılaştığı ilk pişmiş yemek. Doğru. Ve o da genetiğimize işlediği için en çok sevdiğimiz şey kebap olmuş işte. İnsanların dünya görüşlerini, insanların dini görüşlerini de buradan anlamak mümkün. Çünkü Azık Mağarası'ndan ayı kafa kemiği bulundu ve üzerinde çizgiler vardı. Aa, dini açıdan böyle. Aynen, öyle. Öyle, ayını avlamak için bir ayindi, bir totemdi. Aa. Evet, bu da bize o devrin dünya görüşünü, dini tasavvurlarını göstermekte yardımcı oluyor. Fosilleşmiş illaki bir şeyler vardır. Başka bir şey bulabildiler mi? Aynen. Burada buluntular insanların bu mağarada neler yediklerini belirleriz. Mesela maral yemişler, bozayı yemişler, çöl domuzu yemişler, ceylan eti yemişler ve 22 tür kuşun yenildiğini söyleyebiliriz. Çünkü o kuşların kemikleri bulundu. Taş aletler bulundu. Zaten paleolitik taş alet çağı demek. Evet. Eski taş devri demek. Tarih öncesinde en çok kullanılan malzeme taştı. Tahtadan da kullanıyorlardı ama taş daha çok kullanılırdı. Taşı kesme için, sadece o kesmek ve ezmek için kullanıyorlar. Hocam, mağara çok büyük. Peki ne kadar katmanları var, nereye kadar ilerleyebiliyoruz? Mağara sadece tarih öncesine ait bir yer değil. Mağarada tarih öncesinden erken orta çağa kadar birçok katman var. Azık mağarasının 10 katmanı var. Evet, en eski birinci katman daha sonra 10. katmana kadar ilerliyor. Yok hocam, lütfen önden siz buyurun. Evet, evet, siz daha çok biliyorsunuz buraları. Oo, çok yüksekmiş. Muhteşem değil mi? Muhteşem. Hocam. Evet. Bu taşlar ne kadar güzelmiş. Evet ya, sadece güzel değil ya, muhteşem o taşlar. Ne kadar yüksekliği peki mağaranın? Mağaranın yüksekliğinin 25-30 metre olduğu bilinmektedir. Mağaranın simetrisi yok. 5 koridoru var ve her koridorunda kendisinin yüksekliği var. Tabii yarasalar da bize bakıyor. Hocam çok yakınımdan geçti. Korkmayın ya, bir şey olmaz. Peki hocam, korkmuyorum. Zaten buraya kadar gelebildiysek gecenin bu saati artık bir şey olmaz. Bence dünyada kimse bunu başaramaz.
Ve siz başardınız. Sağ olun hocam. Evet. Hocam Şuşalı bir tarihçi olarak benim yanımda oldunuz. Bir sürü yer gezdik, güzel bilgiler verdiniz. Özellikle burada yazdığınız makaleyle beraber bana anlattıklarınız beni çok memnun etti. Asıl ben size teşekkür ederim. Çünkü hele Azerbaycan'ı bu kadar güzel, bu kadar detaylı, bu kadar ayrıntılı şekilde gösteren bir program olmamıştı. Eminim ki Türklerimizin de, Türk kardeşlerimizin de hoşuna gidecektir. Ve eminim ki bu program Azerbaycan'ı daha da tanıtacaktır. Çünkü siz sadece burada bir gezi programı değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın tarihini, kültürünü, medeniyetini, çağdaş dönemini, eski dönemini, her şeyini Türk dünyasına, aynı zamanda tüm dünyaya tanıtıyorsunuz. Bunun için ne kadar size teşekkür etsem kelimelerim kifayetsiz kalır. Sağ olun. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Azıh Mağarası'nda ilk kez yapılan gece çekimleri ve yaşadığımız deneyim o kadar benzersizdi ki çektiğimiz tüm sıkıntılara değdi. Esrarengiz Azerbaycan yolculuğuna bir sonraki bölümde Şuşa'da devam edecek. Bakalım daha neler göreceğiz.